sıkıntı müminler için Medine'de bir çözüm müdür? Hicret ettiler gurbette. Ne oldular? Çelikleştiler. Ondan önce Hazret Musa'nın sünnetidir bu. Hazret Musa tam muttaki, Allah'ın adamı ama tecrübesiz, gençtir. Allah onu yetiştirmek için 10 sene nereye gönderdi? Gitti Medyen'de Hazret Şuayb'in yanında yetişti. Ondan sonra peygamberlik ona verildi. İşte bu budur arkadaşlar. Yaş da kuru ayağına yener. Onun için bize ne demeyelim, cemi boğulur. Evet, bu Allah'ın bir hikmetidir. Hikmeti böyle tecelli eder. Hocam şimdi diyor ki eşim öfkelenince beni çok dövüyor. Bir de namaz kılmıyor. Talak isteme hakkım var mı? Hakkım yoksa ne yapayım? Evet, bunun cevabı talak isteme hakkım var. Yok dövdüğünden dolayı da, o dövmek de tabi İslamiyet emretse de ona çok acayip sınırlar getirmiş. Yani adı dövmektir ama fiilde dövmek yoktur. Sadece el kaldırıp koluna vuracaksın böyle, acıtmadan, iz bırakmadan. Sadece sembolik korkutmak meselesidir. Ne çocuğu, ne kadını dövülmez. Bir de uygulamaya gelsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını dövmemiş, ashab dövmemiş. Ama içinlerden çok az var. Ama Allah Teala bu çözümü Kur'an'da vermiş. Bugün de adamlar çıkıyorlar, diyorlar dövmek olmaz. Ya o zaman sen Kur'an'ı inkar ediyorsun. Resulullah'ın sünnetinde bu var. Ama Resulullah kendisi uygulamamış. Neden? Yüce bir mümindir. Sen de yüce mümin ol, uyma. Yüce mümin uygulasa da bile Allah'ın şartlarıyla, kriterleriyle çocuğunu da bile, hanımını da dövmez. Dövse de sembolik dövme diyorlar. Evet. İşte namaz kılmıyor. Bu sebeptir. Müminle kadının, mümin kadınla kocasının arasını ayrılmaya. Bunu bütün alimlerimiz, bütün kitapta böyle söylüyor. Yani bu bizim söz içtihadımız ise evet, sen alabilirsin, almayabilirsin. Ama bütün kitaplarda bunu söylüyor alimlerimiz. Ondan dolayı burada hüküm nedir? O adamla evlendin, hemen beni namaz kılmıyorsa ben bundan boşanayım değil. Bugün de toplumun, Müslümanların birçoğu namaz kılmıyor. Önce niye evlendin? Evlenirken Resulullah diyor, mümini seçeceksiniz. Malı, soyu, güzelliği seçmeyeceksiniz. Kadın erkek de aynendir. Dinini seçeceksiniz. Ha sonradan hidayete vardık. Evet, bu güzel bir şey. Sabredeceksin kocana. Bütün çareler tükendikten sonra talak isteme hakkın var. Evet. Dövmekten de dolayı talak isteme hakkım var. Yani nasıl dövüyor? Kahve kültürüyle dövmek. Bir de nebevi kültürüyle dövmek var. Nebevi kültürüyle Resulullah bize diyor, darbun gayri mubrih. Sünnette geçiyor. Ayettekini açıklıyor. Ayette diyor, yatakta ayrılın, kadınlarınızı eğer olmasa tedarrüsen, önce dize gelmese kadın, kocanın emrine girmese hakem getirin. Olmasa yatakta onları hicret edin. Yalnız koyun onları. Psikoloji savaşı açın. O da olmasa dövün. Dövmeyi de Resulullah ne açıklıyor? Gayr-ı mübreh, yani iz bırakmadan, acı vermeden, azap vermeden, ne böyle sembolik olarak koluna böyle vurarsın. Yeter ki o el kaldırmayı senin ona ne kadar dargın olduğunu sembolik olarak göstermektir. Çocukçu da bu geçerlidir. Sadece kadın için değil ha. Çocuğu da dövmek, kadınla dövmek fıkha aynendir. Yani yüzüne vurmazsın. Hassas yerlerine vurmazsın. Sadece kaba yerlerine, sert yerlerine elin arkasıyla iz bırakmamak şartıyla. Yeter ki sembolik olarak elimi kaldırdım. Bu şiddetin en zirvetidir. Bunu göstermek için Allah izin vermiştir. Yok kaba kuvvet, yüzünü ampul edersin filan bugün de. Bugün de maalesef medya kahve kültürünü İslam'a mal ediyor. Bizim Müslümanları da tarzan kesilip televizyonda çıkıp
İşte İslamiyet'te böyle şey yoktur diyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Doğrusu budur. Evet. Şimdi o kadının evet talak isteme hakkı var ama aşama aşama önce hakem getirmesi lazım. Bütün çareleri iyi dilden, tatlı dilden bütün çareler tükendi. O zaman da isteme hakkı var. Ama ben buradan bakın bu fetvayı verdim. O kadın dedi ben Abdullah Hoca'dan fetva aldım hemen boşanabilirim. Bu doğru değil yine. Neden? Çünkü bu iş İslam devletinde kadının işidir. Kadı iki taraftan da dinler, şahitlerden de dinler, ona göre hüküm verir. Ben sadece 1+1 fetvasını veriyorum ama hükmünü kadı verecek. Yen de karı, bu kadın gelecek benim önümde kocasıyla şahitleriyle ben bunları dinledikten sonra doğru hükmü verebilirim. Tavsiyeniz nedir hocam? Tavsiyem bütün yollar tükensin. En büyük sebep tövbe, istiğfar, kadın dua edecek Allah-u Teala'ya. Bana bunu ıslah et. Baksa ıslah olmuyor. Ya Rabbi bana doğru yolu göster. Gözyaşıyla doğru yol bulunur. Cezakallah. Evet. Hocam Allah Celle Celaluhu gökyüzüne her gece iner. Peki Arabistan'da gece, Amerika'da gece. Peki Allah Celle Celaluhu hep gökyüzünde mi kalacak? Yani biz bunu nasıl anlayacağız? Buna gülerler. Maalesef bunu koskoca vermişler. Ne kadar cahilliktir bu ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar, önce Allah Teala gayiptir. Kimse Allah Teala ne olduğunu bilmez. Gayiptir, yücedir. Ama Allah Teala bize kendisini, isimlerini, sıfatlarını gösteriyor, fiillerini gösteriyor, anlatıyor. Ben buyum diyor. Beni göremezsiniz. Sabredin, iman edin, karşılığında beni cennette görürsünüz. Bizim görevimiz Allah kendisini tanıttığı gibi, ihbar ettiği gibi elçileri vasıtasıyla tanıyacağız, inanacağız. Gerisine merak etmeyeceğiz. Merakımız cennette giderilir inşallah Allah'ın cemaliyle müşerref oluruz. Allah bizi o cemalden ve bütün müminleri ve Müslümanları mahrum eylemez. Amin. Şimdi ne demek bu? Ne demek bu? Şimdi biz Allah Teala'yı bir bizim gibi bir varlık hissediyoruz. Ben şu anda buradayım. Riyad'dayım. Aynı zamanda İstanbul'da olamam. En hızlı uçakla geçsem yarın dünya teknoloji ilerlemiş yarım saat sonra orada olmam lazım. Bir saat sonra oradan lazım. Şimdi de 4 saat sonra oradan lazım. Bu, evet bu gözden gördüğümüz varlıklarda bu hüccet doğrudur. Ama Allah gayiptir, kimse bilemiyor. Ama Allah nedir? Bakın Allah Teala öyle azimdir ki وَسِعَتْ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kürsüsü İbn Abbas diyor ayağının arşta bıraktığı yerdir. O yeri gözü kapsamıştır. Yani bu evren var ya, bu evren hariç Allah tektir, bu evreni yaratandır. Allah hariç bu evren hepsi mahlukattır. Bu evren Allah Teala'nın yanında nedir? Yanında bir nokta gibidir. Nokta da bile değil. Yani bir nokta koyuyorsun böyle, noktayı sonunda. Bu evren Allah'ın yanında, bir nokta senin yanında nedir? En küçük bir şey. Bu evren Allah'ın yanında o nokta gibi değil. İyidir, farz ederim Allah'ın yanında, haşa, bu evren bir nokta gibidir. Noktayı koydun. Nokta ne kadardır? En milimetrelik küçük bir alandır. Bu yer, küre-i arziya, Allah-u Teala'nın yanında nedir? Evrenin içinde nedir? Noktadan daha küçüktür. Gözden görünmeyen, kaybolunmuş o noktanın içinde bir hiçtir. Kuray arzıya. Yani bu yer, bu yuvarlak yer, evrenin içinde hiçbir şey değil. Kaybolmuştur. İnsan damının içinde, kuray arzın içinde kaybolmuştur. Allah öyle azimdir ki, işte o kaybolanın kaybını bilir. Allah azimdir. Eydir bu nasıl sen aklınla diyersin Allah bindi buradadır, orada oradadır, burada buradadır. Yahu şimdi bak bir karınca bu selpanın üzerinde bak bu selpa benim üzerimde 60 santim kare
selpanın üzerinde. Ben bu selpaya hakimim. Bir karınca nereye geçse, nereye kaytarsa, nereye benden kaçmak istese böyle yaparım, getiririm onu. Bu evren Allah-u Teala'nın yanında çok hiçbir şey değil, azamet yanında. Allah Teala çok yücedir, yüce. Gözden idrak edilemez mi? İlmimizden idrak edemez. Sadece kendi anlattığı kadar biz idrak ederiz. Bunu idrak etmek için Hazreti Musa uğraştı. İdrak edemezsin ey Musa dedi. Olsun ya Rabbi. Çünkü o kadar Allah Teala'yı seviyor. Allah Teala onu seviyor. Onunla konuşuyor Allah Teala. O cesareti oradan aldı. İyidir. Allah Teala ile Hazreti Musa'nın anladığı dilden konuştu. İyidir Musa, bu dağı görüyorsun. Dağ kocaman kayeden bir dağ. Bak bu dağ beni görse ben buna bir tecelli ederim. Bu dağ beni, cemalimi, azamatımı taşısa sen de beni görürsün. O tecelli nasıldır bilemeyiz. Allah Teala o dağa bak ne gösterdi ki kendi zatından. O dağ yerden bir oldu. Dekka ve cealehu dekka. Yani bir küçük taşı, bir balyosu, yani de bir küçük kayayı bir presin altına koydum. Bilmem kaç bin ton tak diye indirdim. Ne olur? Un oluyor. O dağ un gibi oldu. Hazreti Musa da bayıldı. Kalktığından sonra ya Rabbi tövbe. Bir daha yapmam dedi. Anladı meseleyi. Onun için biz bunu aklımızdan idrak edemeyiz. Bu Allah-u Teala'ya karşı çok saygısızlıktır. Gecenin üçte birinde kendisi ihbar etmiştir. Elçisi onaylamıştır. Hadis sahihtir. Biz buna adımız gibi iman ederiz. Evet. Evet hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Sünnete göre cenabetten gusletmek nasıldır? Sünnete göre. Sünnete göre cenabetten gusletmek, anında gusletmektir. Yani fazla bırakmayacaksın. Cenabet oldun. İster ihtilam oldun uykuda, ister fiili eşinle ilişkiye girdin. Hemen kalkıp o cenabeti ilerlesin. Ya kalkmasam olur mu? Olur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedik bir fetvası var, bir takvası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anında cenabetin uslu giderilmiş. Bu sünnetidir. Ne yapacaksın? Direkt gideceksin. Önce avrat mahallini temizleyeceksin. Ondan sonra ebdes aldığın gibi ebdes alacaksın. Ağzını, burnunu, yüzünü, kollarını, başını silip kulağını. Ondan sonra üç sefer başından aşağı sağın solun, sonra ayaklarını yakarsın. Bu cenabettir, bitti. Ama bir günde ben girdim duşa, kabinde duş var. Bunda almak daha mükemmelliktir bence. Girdin, aynen ebdesini aldın, ayağını yakama. Ondan sonra duşun altında başını, bedenini, sağ tarafını, sol tarafını, ayaklarını yaka. Ondan sonra kulun şahadet getir. Allahümme cealna minet tevvabine ve minel mutatahhirin de diyebilirsin. Bu sünnete göre cenabettir. Tabi bazı buna bu kadardır cenabettir. Bazı buna ek şeyler koyar. Onların da aslı yoktur. Bir kısmı da bid'ate girer. Onlardan da uzak durmak lazım. Yani çok takva babından. Mesela adam diyor ki ben cenabetim yere cenabet ayak basmam. Ne yaparım? Yatağının altına toprak koymuştur. Cenabet olduktan sonra yatağından toprağı çıkartıyor, bir tepsiye bir toprak koymuş diyelim. Çıkartıyor, ayağın basmadan elini koyuyor, teyemmüm ediyor, ondan sonra banyoya gidiyor. Ya bu evet, niyet güzel, fiil güzel ama Allah yazmamışsa, Resulullah söylememişse, yapmamışsa bu bid'attir adı işte. Bu tekellüftür. Allah tekellüften nehy etmiş bizi. Yani sahaba var. He? Evlendi. Ne diyoruz? Gerdeğe mi girdi? Gerdeğe girdi. Uyudu. Neye uyandı? Cihat sesine. Hanzala değil mi? Hemen kalktı. Silahına sarıldı. Gitti. Savaşta şehit oldu. Hanımı geldi. Ya Resulallah Hanzala cenabeti vardır. Çünkü gusül ebdesi alamadan senin çağrına koştu. Ey dedi mümine kadın.
sen merak etme, ben gördüm Hanzala'yı melekler yakıyordu. Uslu Cenab-ı Uslu abdest alıyorlar. Anlatabildim mi? Yani bunlar neye dalalettir? Bu türlü iştihadlar yerinde değil, münasip değil. Evet. Hocam diyor ki şirkten sonra en tehlikeli ibadet bid'attır deniliyor. Doğru mudur? Doğruysa neden? Neden? Doğrudur. Neden? Çünkü alimlerimiz demiş bid'at şirke postadır. Yani şirke araçtır, vesiledir. Şirke kapısıdır. Şirke yol açandır. Şirkin yolunu insanın önünde açandır. Bid'at nedir? Yani Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın sünnetinde olmadığı, fiilinde yapmadığı Allah'a giden yollardır. Yani Allah kulluğu giden yolları sırat-ı müstakimdir. Onuyla belli yapmıştır. Resulullah da bunu canlı her yerde ne yapmıştır? 13 senede, 23 senede, özellikle 10 sene Medine'de Resulullah şeriatı canlandırmıştır. Ashab-ı kiram ondan almış. Tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam bugüne kadar bize kitaplarla zincirleme böyle gelmiştir. Sen bundan başka bir yola bid'at derler. Bu bid'at birinci yüzyılın sonundan başlamıştır. Onun için sahabelerin, son sahabeler bunlara karşı gelmiştir. Tabi'inler, etba'u tabi'inler bunlara karşı gelmişler. Bunları süstürmüşler, reddiye vermişler. Bid'at iyi niyetten de olsa seni kurtarmaz. Evet. Hocam diyor ki Allah dostlarından direkt yardım dileyenler, isteyenler, bu İslam'da yeri var mıdır? Yetiş ya Gavus diye sormuş. Yoktur. Bu da bid'attir. Allah korusun, bu bid'atin en kötüsüdür. Canlı insanı şirke götüren. Çünkü Allah'tan başka kimseden yardım istenilmez. Allah sana yardım edebilir. Her yerde seninle Allah var. Ama benim yanımda kocam var ise, arkadaşım var ise, yıkıldım, elini uzat, beni çek buradan, bu caizdir, bel vaciptir. Vaciptir yardım istemek. Kendini kurtarmak, kendini tehlikeden ve zararından kurtarmak, hayatını kurtarmak vaciptir arkadaşlar. Ama Allah'ın sadece yapabildiğini, hiç kimsenin yapamadığını, yani yaratanın yapabildiği, kulun işi olmadığını, Allah'ın vazifesini kula versen, bu bid'attir. İşte Gavs meselesi de bundandır. Gavs nedir? Allah'ın yardımcıları. Kim diyor Allah'ın yardımcıları? Resulullah mı dedi? Hayır. Dört imam dedi? Hayır. Kusura bakmayın o zaman. İşte böyledir. Buradan çıkar, buradan anlaşılır da din olmaz. Din bellidir. Resulullah diyor: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum el-islam dinen." Bugün dini tamamlandım, nimetim tamamlandı, İslam paketi, İslam dini tamamlandı, paketlendi, mühürlendi. Bu dinle bana gelseniz kabul ederim sizi. Resulullah'ın vefatıyla din tamamlandı. Ashab-ı kiram o dinden başka bir dinle Allah'a gitmediler. Onun için onlardan Allah razı oldu. Çünkü onlar o paketten razıydılar. Radıyallahu anhum ve radu anhum. Biz de öyle olacağız ki gideceğiz. Bir de bir şey söyleyeyim. Bid'at, iblise daha sevimlidir küfürden. Büyük günahlardan bile. Neden? Büyük günahlardan tövbe edebilirsin. Bilirsin, için yiyor seni. Günah işliyorsun. Ama bid'at zannediyorsun, Allah'a yakın düşüyorsun. Allah subhanahu aleyhi. Tövbe etme şansın yoktur. Evet. Hocam, yeminin bozmanın kefareti nedir? Kefareti oruç olmaktır. Para verilir mi? Oruç olacaksın. Pardon. Kefareti Allah Teala ayette geçiyor. İt'amu aşra mesakin. Yeminin kefareti, yani ben yemin ettim, artık ben Rifat'ın evine girmeyeceğim. Kızdım. Yanlıştır, etmemem lazım.
Allah bunu sevmez bu yeminle. Ama ettim. Sonra bozmam lazım. Çünkü Allah bana emretmiş. Rifata kızmayacağım 3 günden fazla. Yanlış yaptım. Yanlışı düzeltmek için Allah bize bir şans veriyor. Rifat'ın evine gelmem doğrudur. Rifat'ın evine geldim, yemin etmişim gelmeyeyim. Allah Teala diyor yemine karşı 10 fakiri doydur. Eğer bulamasan 3 gün oruç olursun. Evet. Son soru şöyle. Son soru bu. Diyor ki ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır? Ölmeden önce? Ölünüz. Hadis-i şerif var mı? Bu hadis doğru değil. Değil mi? Doğru değil. Yani bu hadis uyduruk bir hadistir. Yani de şiddetle zayıftır. Şu anda Arapçası olsaydı ben aklıma gelirdi. Tam bilmiyorum. Ama ölmeden önce ölünüz olmaz. Tam tersine. Biz yaşayacağız ki dünya yaşasın. Biz yaşayacağız ki İslam dini canlansın. Ama ölmeden önce bu tasavvuf camiasında yanlış şeylerden birisidir. Anlamı, şimdi öyle anlamları var. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Tabii şeytanın vasıtasıyla her zaman yanlışta kullanılır bu. Ölmeden önce ölünüz, yani ölü bu dünyayı da ne umid eder? Ölü bu dünyadan ne bekler? Hiçbir şey beklemez. Onun için diyor siz bu dünyaya sarılmayın, ahirete kilitlenin. Evet bu doğrudur. Ama bunu bir tane geliyor, ne yemek yiyor, ne içiyor, ne evleniyor, ne bilmem ne yapıyor. Ben ölmeden önce ölüyorum. Resulullah 3 gün geldi, işte ben namaz kılacağım, biri dedi oruç olacağım, devamlı evlenmeyeceğim. Resulullah dedi, ben hem evlenirim, hem namaz kılarım, hem yatarım, hem oruç olurum ama olmam. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimden 3 çeviren benden değil. Evet. Hocam diyor ki bir kardeşimiz soruyor, faizli bir camide namaz kılmak caiz mi? Veya o camide kılan sevabı az mı oluyor? Faizli nasıl? Yani faiz parasıyla bu cami inşa edilmiş. Ya bu türlü şeylere şimdi bak kardeş, faiz parasıyla, milli piyangoyla, mescid-i zirar, Müslümanlara zarar versiler, kendi bir mescid, alternatif mescid yaparım, içine hocamızı koyarım, istediğimiz İslamiyet'i anlatalım, bu camilerde namaz kılmak caiz değil. Ama biz nereden biliriz bu faizlidir, nedir? Bunu tahakkuk etmek zordur. Mesela bir günde bir cami yapılmış, faiz parasıyla zengin bir adam, Müslüman bile değilse, yapmışsa o camiyi, o adamın mef'ülü, fiili kalmamışsa, etkisi kalmamışsa o cami üzerinde, o cami Diyanet'e girmişse, Diyanet o camini Allah'ın istediği gibi çalıştırıyorsa, o camide namaz kılınır Allah-u Alem. Bir mahsuru yoktur. İllet gitmiştir çünkü. Ama epeşker bilsek bir adam milli piyangoyla, yani bilmem neyle cami yaptı, İslam devletinde oraya res çekilir, yapılmaz, ibret olur, halif o cami yıkar. Ama bir günde bizim öyle şeyimiz olmadıkça en azından böyle şeyleri fazla etmeriz. Etsek de eşkere vermeriz. Ben kendim o camide namaz kılmam ama bunu ilan etmek de uygun değil. Çünkü bu kapıyı açsak o diğer her filan camide biliyorum, filan adam da biliyorum. Bu zannen amel açılır. Kelefin başı kaçar. Bu sefer şeytan buradan vazife çıkarır kendini. Onun için bu kapıyı açmamak. Çünkü neden? Bu kapıyı açmamamız lazım. Noktayı koyacak otorite yoktur bu meselede. Ne alim var ne yönetici var. Onun için kelefin başı zaten kaybolmuş. Tam da kaybettirmeyen. Evet. Hocam diyor ki Bedir kardeşimiz, hocam nasıl bir kişi hidayet yol üzerinde durabilir? Yani akidesini nasıl koruyabilir? Güzel bir soru. Nasıl kurursun akideni? Devamlı seninle Allah'ın arasındaki kulluğu sağlam tutacaksın. Yani Allah'ı zikredeceksin. Her zaman Allah'ı ihsan derecesine kilitleneceksin. Allah Teala önünde her zaman hazırdır, nazır gibi göreceksin onu. Sen onu görmüyorsan o seni her yerde görüyor. Allah'la olacaksın. 5 vakit namazını camide kılacaksın. Şuurla kılacaksın, ihsasla kılacaksın.
okuduklarının anlamını bileceksin. Allah Teala'nın ayetlerini yerine getireceksin. Emirlerini yerine getirmekte hassasiyet göstereceksin. Titizlik göstereceksin, dikkat edeceksin. Haramlarını işlemeyeceksin. Titizlik, hassasiyet göstereceksin. Haramlarından kaçmakla işte bunlar senin imanını dimdik tutar. İmanın tezeler. O işte Bilal'i kurtardı. O işte Bilal'i bu müminlerin efendisi yaptı. İşte o Bilal'i Resulullah'tan cennete eşit girenlerden eyledi. Allah bizi de bu yüzden iman sahibiyiz. Evet. Abdullah Azam kimdir hocam? Soruyor kardeşimiz. Abdullah Azam'ın ben bunun cevabını vermiştim. Benim. Cirsen YouTube'da bilirsin. Abdullah Azam bu zamandaki yeni dönemin cihadının imamlarındandır. Allah onu rahmet eylesin. Amin. Büyük adam. Amin. Ben de onun talebesiyim. Onun Bişavur'da derslerine katılmıştım. Bazı Arap ülkelerinde onunla yan yana gelmiştim. Evet. Musa abi diyor ki, insanoğlunun hidayetine engel olan unsurlar nelerdir? Sebepler nelerdir? İnsanoğlunun hidayetine engel olan unsurlar nelerdir? En büyük engel hidayete imandır. İman etmemek, Allah'ı tanımamak, Allah'ın emirlerini itibar etmemek. Şimdi nedir? Engeldir hidayetine. Allah diyor, zalimlere hidayet vermez. Fasıklara hidayet vermez. Kafirlere hidayet vermez. Müşriklere hidayet vermez. Anlatabildim mi? Allah kime hidayet verir? İman ehline hidayetini verir. Yani sen iman et diye, evet Allah doğrudur ama ben asiyim, ben günahkarım. Allah sana o imanından dolayı yehdihim bi imani. İmanlarıyla hidayet verirler. İmanın bir tohum olsa filizlenir. Sen iman et, bak geldikçe imanın canlanır, çınar ağacı gibi olur. Yeter ki sen iman et. İman etmemek, reddetmek hidayetin en büyük engellerindendir. Hidayeti bundan sonra Allah'ı itibar etmemek, Allah var, beni görüyor, Allah'ı tanımamak.